Birinci soru. X kaçtır denmiş. Şimdi bunların paydalarını eşitleyelim. Hepsi 40 olsun. Bunu 8 ile genişletelim. Bunu 20 ile. Bunu 10 ile. Bunu da 4 ile genişletelim. Şimdi birinci kesrimiz 16 bölü 40 olur. İkinci kesrimiz 20x bölü 40 olur. 1 bölü 4 ise 10 bölü 40 olur. X bölü 10 ise 4x bölü 40 olur. Toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım. 16 artı 20x bölü 40 eşittir 10 eksi 4x bölü 40. Şimdi her iki tarafı 40 ile çarparsak 40'lar sadeleşir. Sol tarafta 16 artı 20x kaldı. Sağ tarafta 10 eksi 4x. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa toplayalım. 4x'i sol tarafa, 16'yı da sağ tarafa geçirelim. Şimdi 4x artı olarak geçer. 20x artı 4x olur. Buradaki 16 da eksi olarak geçer. Burası 24x oldu. Burası da 10 eksi 16'dan eksi 6 oldu. 24x eşittir eksi 6 çıktı. Eksi 6'yı da 24'e böldüğümüzde x'i eksi 6 bölü 24 buluruz. Sadeleştirdiğimizde de eksi 1 bölü 4 olarak x'i bulmuş olduk. İkinci soru. 4 katının 3 eksiğinin 2 bölü 5'i 10 olan sayı kaçtır? Sayımız x olsun. 4 katının 3 eksiği 4x eksi 3'tür. Bunun 2 bölü 5'i çarpı 2 bölü 5 eşittir 10 ise buradan x'i bulalım. Önce 5'ten kurtulalım. 5 karşı tarafa çarpı olarak geçer. Şöyle olur. 4x eksi 3 çarpı 2 eşittir. 5 kere 10 50 olur. Sonra buradaki 2'yi karşı tarafa bölü olarak geçirelim. 4x eksi 3 eşittir. 50 bölü 2'den 25 olur. Sonra buradaki eksi 3'ü eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçirelim. 25, 3 daha 28 olur. 28'i de 4'e böldüğümüzde x'i 7 olarak buluruz. Üçüncü soru. Ali'nin yaşı Mehmet'in yaşının 3 katıdır. 4 yıl sonra Ali'nin yaşı Mehmet'in yaşının 2 katından 8 fazla olacağına göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Mehmet'in yaşına x diyelim. Ali'nin yaşı da 3x olur. 4 yıl sonra Ali'nin yaşı 3x artı 4 olur. Mehmet'in yaşı ise x artı 4 olur. 4 yıl sonra Ali'nin yaşı Mehmet'in yaşının 2 katından 8 fazla olacakmış. Denklemimiz bu şekilde oldu. Şimdi buradan x'i bulalım. Burası 3x artı 4'tür. Buradaki 2'yi parantezin içine dağıttığımızda 2x artı 8 olur. Bir 8 de burada var. Burası 3x artı 4. Burası da 2x artı 16 oldu. Şimdi 2x'i sol tarafa, 4'ü de sağ tarafa geçirelim. 3x eksi 2x eşittir 16 eksi 4 olur. Burası x kalır. Burası da 12 olur. X'i 12 bulduk. Bize Ali'nin yaşı sorulmuş. Ali'nin yaşına 3x demiştik. 3 ile 12'yi çarptığımızda Ali'nin yaşını 36 olarak buluruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki tabloda verilen x ve y değerlerine göre x ve y arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal denklem nedir? Şimdi incelediğimizde x'ler birer birer artarken y'ler 2 2 artmakta. Dolayısıyla şöyle olacak. Y eşittir 2x. Şimdi x'e 0 verdiğimizde y 8 oluyordu. O halde 2x artı 8'dir. Bakın x'e 1 verdiğimizde y 10 oluyor. X'e 2 verdiğimizde y 12 oluyor. X'e eksi 1 verdiğimizde y 6. X'e eksi 2 verdiğimizde de y 4 oluyor. Aralarındaki ilişki bu şekildedir. Beşinci soru. Denklemi 2x eksi 3y eşittir 6 olan doğrunun grafiği için ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur denmiş. 1. X eksenini 3,0 noktasında keser denmiş. Şimdi x'e 3, y'ye de 0 verelim. Bakalım ne çıkacak? 2 çarpı 3 eksi 3 çarpı 0 eşittir 6. Evet, bu işlem doğrudur. Şurası 0 yapar. 2 kere 3, 6 eşit. 2'ye bakalım. Y eksenini 0,2 noktasında keser. Bu sefer x'e 0, y'ye 2 verelim. 2 çarpı 0 eksi 3 çarpı 2 eşittir 6.
Bu yanlış oldu. Çünkü burası eksi 6, burası artı 6 olduğu için 2 yanlıştır. 3'e bakalım. 6,2 noktasından geçer. X yerine 6, Y yerine 2 verelim. 2 çarpı 6 eksi 3 çarpı 2. Eşittir 6 mı? Bakalım. 2 kere 6 12. 3 kere 2 6. 12'den 6 çıktığında 6 çıkar. Evet, bu da doğru çıktı. Dolayısıyla 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Koordinat sisteminde y eşittir ax artı b doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b kaçtır? Şu noktanın koordinatları 6,0. Bu noktanın koordinatları ise 0,3'tür. Şimdi x yerine 6, y yerine 0 verelim. Bakalım ne çıkacak? 0 eşittir 6a artı b oldu. Burada da x yerine 0, y yerine 3 verelim. O zaman 3 eşittir b oldu. Buradan bakın b'yi 3 bulduk. b3 ise yukarıda yerine yazalım. 0 eşittir 6a artı 3 olur. 3 sol tarafa geçerse eksi 3 eşittir 6a çıkar. Buradan a sayısını eksi 3 bölü 6 buluruz. Bize a artı b sorulmuş. A eksi 3 bölü 6, B de 3 çıktı. Şimdi toplama işlemini yapalım. Bu eksi 3 bölü 6'yı sadeleştirdiğimizde eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 ile 3'ü toplayacağız. 3'ün paydasında 1 vardır. 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 ile 6 bölü 2'nin toplamı da 5 bölü 2'ye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Yukarıda A ve B bitkilerinin zamana göre boylarındaki değişimi gösteren iki farklı grafik verilmiştir. Grafiğe göre bu iki bitki dikildikten kaç yıl sonra boyları arasındaki fark 45 santimetre olur. Şimdi bu iki ağaç ilk dikildiklerinde boyları 30 ve 20, aralarındaki fark 10. Şimdi bunlar 2 yıl sonra boyları eşitleniyormuş. Yani 2 yılda 10 santimetre fark oluyor boylarında. O zaman 1 yılda boyları arasındaki fark 5 santimetre olur. Bize kaç yıl sonra aralarındaki fark 45 santimetre olur diye sorulmuş. 1 yılda 5 santimetre oluyorsa 45'i 5'e bölersek 9 buluruz. Şimdi bu ikinci yıldan sonra 9 yıl geçmesi gerekiyor. Boylar arasındaki farkın 45 olması için. Önceden de bir 2 yıl vardı. O zaman 9 ile 2'yi toplarsak 11 yıl buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Denklemi 3x artı 2y eksi 7 eşittir 0 olan doğrunun eğimi nedir? Şimdi burada y'yi yalnız bırakmamız lazım. 3x ve eksi 7'yi eşitliğin sağ tarafına geçirelim. 2y eşittir. Eksi 3x artı 7 olur. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir. Eksi 3x bölü 2 artı 7 bölü 2 olur. Buradaki x'in katsayısı olan eksi 3 bölü 2 doğrunun eğimidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Şekildeki üst geçitte ED doğru parçasının eğimi AF doğru parçasının eğiminin 2 katıdır. FE doğru parçası yere paralel ve AB doğru parçasının uzunluğu 15 metre olduğuna göre. Evet, burası 15 metreymiş. CD kaç metredir diye soruluyor. CD'ye de X diyelim. Buradaki FB doğru parçasının uzunluğuna A dersek, buradaki EC doğru parçasının uzunluğu da A olur. Şimdi buradaki AF'nin eğimi A bölü 15 olur. ED'nin eğimi ise A bölü X olur. ED'nin eğimi AF'nin eğiminin 2 katına eşitmiş. O halde işlemimiz şu şekilde olacak. A bölü 15'in 2 katı A bölü X'e eşittir. Buradan A'lar sadeleşirse 2 bölü 15 eşittir 1 bölü x olur. X ise 15 bölü 2'ye eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. X bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi 2x eksi 5 büyüktür 6 ve 3x eksi 4 küçüktür 26 eşitsizliklerini birlikte sağlayan x değeri olamaz. Önce birinci eşitsizliği çözelim. 2x eksi 5 büyüktür 6'ymış. Eksi 5'i sağ tarafa geçirirsek artı olarak geçer 11 olur. 11'i de 2'ye bölersek x büyüktür 11 bölü 2 olur.
Şimdi ikinciyi yapalım. 3x eksi 4 küçüktür 26. Eksi 4'ü sağ tarafa geçirdiğimizde artı olarak geçer. 30 olur. Sonra 30'u da 3'e böldüğümüzde x küçüktür 10 çıkar. Şimdi x 10'dan küçük. 11 bölü 2'den büyükmüş. Yani 5,5'tan. 5,5 ile 10 arasında hangisi olamaz diye sorulmuş. 6, 7 ve 8 bu aralıktadır. Fakat 5 bu aralıkta olmadığı için doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Bir satıcı elindeki 25 balonun 10 tanesini 3'er liradan satıyor. Bu satıcı kalan balonların tanesini tam sayı cinsinden en az kaçar liradan satarsa tüm satıştan eline geçen para 120 liradan fazla olur. 25 tane balonun 10 tanesini 3'er liradan satmış. Şimdi 25'ten 10'u çıkardığımızda 15 balonu kalır. Bu 10 tane balonu 3'er liradan sattığı için 30 lira elde eder. 15 tane balonu kaç liradan satarsa toplam yaptığı satış 120 liradan fazla olur. Bunu bulacağız. Şimdi 30'u karşı tarafa gönderirsek eksi olarak geçer. Geriye 90 kalır. 90'ı da 15'e bölersek 6 buluruz. Dolayısıyla 6 liradan daha fazla paraya satması lazım. En az 7 lira olmuş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Eşitsizliklerini birlikte sağlayan gerçek sayı değerlerinin gösterildiği sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Birinciyi yapalım. 2x eksi 4 büyüktür 6. Eksi 4'ü sağ tarafa geçirirsek artı olarak geçer. Sonra da 10'u 2'ye bölersek x büyüktür 5 buluruz. İkinciyi yapalım. 3x eksi 10 küçük eşittir 20. Eksi 10'u sağ tarafa geçirelim. 3x küçük eşittir 30 olur. Sonra 30'u 3'e bölersek x küçük eşittir 10 olur. X 5'ten büyük olacak. 10 ve 10'dan da küçük olacak. 10'a eşit olabilir ama 5'e eşit olmayacak. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soru. Birinci şekilde dengede bulunan terazinin kefelerine 3x artı 7 kilogram ve 4x kilogramlık birer kütle eklendiğinde terazi ikinci şekildeki konumunu alıyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Buradan şunu anlamaktayız. 4x büyüktür 3x artı 7'den. Burada 3x'i sol tarafa geçirirsek 1x kalır. X büyüktür 7 çıkar. Dolayısıyla x'in en küçük tam sayı değeri 8 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Yukarıdaki ABC üçgeninde AD doğru parçası açıortay. ABC açısının ölçüsü 57 derece ve ACB açısının ölçüsü 47 derecedir. Buna göre ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şu açı açıortaysa ikisi birbirine eşit olur. 57 ile 47'yi toplayalım. 104 çıkar. 180'den de 104'ü çıkardığımızda geriye 76 derece kalır. 76'yı da 2'ye böldüğümüzde şuradaki açıların ölçülerini 38'er derece olarak buluruz. Bize ADC açısı sorulmuş şurası. Şimdi 38 ile 47'yi topladığımızda 85 derece buluruz. 180'den de 85'i çıkardığımızda ADC açısının ölçüsünü 95 derece olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Yukarıdaki KLMN dikdörtgeninde KN doğru parçasının uzunluğu 7 santimetre ve KR doğru parçasının uzunluğu 8 santimetredir. Buna göre PKR üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi PKR üçgeninin tabanı 8 santimetre, yüksekliği ise 7 santimetredir. Dolayısıyla üçgenin alanı bulunurken tabanla yükseklik çarpılır, ikiye bölünür. 8 ile 7'yi çarptığımızda 56 olur. 56'yı da 2'ye böldüğümüzde 28 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.